kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Müslüman olmayan bir kişiye kafir diye hitap etmenin hükmü nedir? Aslında her insana olumsuz vasfıyla hitap etmenin hiçbir faydası yok. Mesela ama olan, görme özür olan bir insana şöyle hitap etsek. Ey kör! Bundan o insan memnun mu olur, mahzun mu olur? elbette memnun olmaz. Mahzun olur. Nice güzel sıfatları var. O güzel sıfatlarla hitap et. Eğer bir müminse ey mümin kardeşim de. Eğer bir mühendisse ey mühendisse. Ey mühendis deyin. Ey tabip deyin. Ey arkadaş deyin. Ey komşu deyin. Ey vatandaş deyin. Her neyse. Yani ona hitap edecek Müslüman kardeşlerimize. Öyle güzel vasıflar var ki. E, gayrimüslimler için de bu geçerli gayrimüslimlerin imansızlığının dışında, kötü vasıfların dışında güzel sıfatları da olabilir. O güzel sıfatlarla hitap edelim. Öyleyse ama ve özürlü bir kardeşimize ey kör demediğimiz gibi Müslüman olmayan bir insana da ey kafir diye hitap etmenin kesinlikle hiçbir faydası yok. Hatta bununla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle uyarıcı bir ifadesi var ki bunu dikkatle incelediğimizde sulh halinde, barış halinde olduğumuz gayrimüslimlere, onlara kesinlikle kafir diye hitap etmenin doğru olmadığını, hatta bunun asla caiz olmadığını söyleyebiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyurmuş ki, kim bir zimmiye yani gayrimüslime, Müslümanlarla anlaşma halinde bulunan gayrimüslime zemmederse, yani eziyet ederse o ben onun hasmıyım. O bana eziyet etmiş gibi olur buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü gayrimüslimler tamamen İslamiyet'e aday insanlardır. Madem ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlığa rahmet peygamber olarak gönderilmiştir ve kendisi rahmet peygamberidir, rahmettir. Öyleyse o rahmet peygamberinin ve rahmet dininin muhatapları olan gayrimüslimlere öyle iyi davranmalıyız ki onların İslam'a girmelerini sağlayalım, vesile olalım. Eğer onlara tavır ve davranışlarımızla, tutumlarımızla, söz ifadelerimizle onların İslamiyet'ten uzaklaşmalarına neden olursak, bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderiliş gayesine aykırı bir durum olacaktır. Elbette Peygamberimiz böyle bir insanın hasmı olur ve elbette bu durum Peygamberimizi eziyet anlamına gelir. Şu halde kazanma yollarını elde etmek ve o yolları kullanmak gerekiyor. Madem kafir demek o adama eziyettir ve bir hakaret ifade ediyor ve o adam bundan rahatsız olacak, belki sana düşmanlığı artacak, belki İslam'a pencerelerin tamamen kapatacak, öyleyse böyle bir sözden, böyle bir tavır ve davranışlardan mutlaka sakınmak gerekiyor. Bununla ilgili Kur'an ayetlerinden birkaç tanesini okuyup cevabımıza misk ile son verelim. Allahu Teala Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hazreti Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken şöyle buyuruyor. Ona yumuşak söz söyleyin. Fakula lahu kavlen leyna. Her ikiniz de ona güzel, tatlı sözle konuşun. Niçin? لَعَلَّهُ يَتَذَّكَّرُ اَوْ يَخْشَى Yani öğüt alır veya korkar, çekinir ve yaptığı hatalardan vazgeçer. Öyleyse tatlı konuşmak, güzel konuşmak hem de kime? Firavuna. Kim? Hz. Musa ve Harun gibi Allah'ın iki peygamberi. İki peygambere Firavuna giderken güneş güzel konuşun, tatlı konuşun, yumuşak konuşun diyen bir din. Bugün bizi gibi insanlara, bugünün gayrimüslimlerine hitabı nasıl olmalıdır? Diğer bir ayet. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yalanlayanlar için Allahu Teala şöyle buyuruyor. Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et. Bu da Hicr suresinde geçmektedir. Bir ayet daha okuyalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o savaşı ve sonrasında sonrasında hitap ederken Peygamber Efendimiz Allahu Teala efendimizin yanında yer almayan, onun emir ve tavsiyeleri yerine getirmeyen hem münafık hem de imanları tahkik seviyesinde olmayanlar için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Teala şöyle davranmayı emrediyor. Sen yalnızca Allah'ın rahmeti sayesinde Onlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli biri olsaydın kesinlikle etrafından dağılıp gitmişlerdi. Şu halde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan bu hitap bize de yapılmıştır. Biz de bütün insanlara, hasseten müminlere ve İslam ile sulh olunda olan, sulh halinde olan gayrimüslimlere onları kazanma, İslam'a ısındırma. Eğer ısınmışsa daha fazla İslam'ı benimseme, eğer benimsemişse daha İslam'ı fazla yaşama şeklinde usulleri ve metotları uygulayacağız ve onları kazanmaya çalışacağız. Bu nasıl yapacağız? Önce kendi hayatımıza uygulayarak inşallah. Eğer denilirse ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ya eyyuhel kafirun ey kafirler diye hitap etmesi nasıl açıklanır? Hani bunu dikkate alarak bizde gayrimüslimlere, müslüman olmayanlara niye kafir demeyelim denilirse, bunu müsaadenizle Elmalı Hamdi yazırın tefsirinden aynen okumak istiyorum. Bu hitap şeklinin bütün kafirler için kullanılmadığını, ayetin nazil gerekçesinde Kureyş kafirlerinin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ibadetlerde bir sene kendi tanrılarına bir sene de peygamberimizin tanrısına Allah'a tapılmasını istemesi üzerine Kureyş'in ileri gelenlerine bir hitap şekli olduğunu bundan dolayı bir kafire ey kafir yahut ey kafirler demenin hakaret ve buğz anlamı taşıyacağından caiz olmadığını açık ve net olarak ifade eder. Demek ki bu kafirun suresinde geçen ifade doğrudan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir yıl senin dinine ve Tanrı'na, bir yılda benim dinim ve Tanrı'ma tapalım, ibadet edelim diyen müşriklere onlara hitap edilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim sizin dininiz size, biz benim dinim de bana diyerek bu şeyi çözmüştür. Müzik